birisi. Evet efendim, şimdi hemen buradan ALB Forex Araştırma Müdürü sevgili Emre Çayırlı'ya dönelim. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Feriha Hanım, teşekkürler. Şimdi dünün en önemli haberiyle başlayalım isterseniz. Dün akşamdan beri birçok kişi, muhtemelen siz de uykusuz kaldık. Herkes kendine göre yorumlar yaptı. Özellikle Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine odaklandık ilk. Akabinde de evet, resmi gazetede baktığımızda burada iki başkan yardımcısının, bir para politikası kurulu üyesinin görevden alındığını, iki yeni atama yapıldığını görüyoruz. Aslında görevden alınanları sıkça konuştuk ama atamalara da baktığımızda zaten Taha Çakmak ismini biliyoruz. BDDK Başkan Yardımcısı. Kendisi yine Profesör Doktor Yusuf Tuna da piyasadan tanıdığımız bir diğer isim. Ama piyasaya baktığımızda, reaksiyonuna baktığımızda oldukça negatif karşılandı bu haber. Kurda yeni zirve gördük, her ne kadar fiyatlamalar sığ olsa da. Siz nasıl yorumladınız? Neden Merkez Bankası'nda, para politikasında bu tür bir değişikliğe gidildi? Çünkü önümüzde bir hafta sonra biliyorsunuz Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Evet, tabii ki şu an dünkü hareketlere baktığımız zaman sabah saatlerinde 9.01-9.02 seviyesindeydi dolar kuru. Akşam saatlerine doğru Amerika'dan gelen veri akışlarıyla beraber dolar endeksi biraz kuvvetlendi ama genel itibariyle dolar endeksi 94.50'den geri çekilmeye başladı ve aynı dönem içerisinde dolar TL kuru 9.10 seviyesine kadar yükselmişti. Akabinde de zaten akşam yapılan görüşmeyle beraber 9-18 bölgesine doğru hareketler devam etmeye başladı. Burada tabii genel itibariyle Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin bundan sonraki süreçteki belirsizliğin fiyatlara yansımış olduğunu net bir şekilde söylemek mümkün. Eğer önümüzdeki süreçteki toplantılardaki politikalarda faiz indirimi devam ederse noktada biraz daha piyasa fiyatlamalarında TL tarafında güçlü seyrin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü CDS primine bakacak olursak özellikle bir önceki toplantı sonrasında faiz indirimi yapılması ardından CDS primi tekrar bugün itibariyle 450 puan seviyesine yükselmiş durumda. Bu da bu yıl içerisinde Mart ayında gördüğümüz en yüksek seviyeydi. Tekrar aynı bölgeye gelmiş durumdayız CDS konusunda. Bu da tabii piyasadaki TL tarafındaki kırılganlığı net bir şekilde gösteriyor. Bu da biraz da aslında riskin artmasından kaynaklı olarak yabancı tarafında da TL pozisyonlarında biraz daha satış ağırlıklı devam etmesinden kaynaklı dolar TL tarafında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Bundan sonraki süreçte tabii Merkez Bankası para politikasını nasıl şekillendirecek ve para politikası şekillenmesi sonrasında genel itibariyle ekonomik aktivitede canlanma mı yaşanacak, kredilerde bir artış mı olacak, bunu tekrar ekonomik aktivite içerisinde bir iyileşme olarak mı göreceğiz, bunu değerlendirmek gerekecek ama piyasanın ilk reaksiyonu biraz daha belirsizliğin artmasından dolayı TL tarafında değer kaybı olarak yansımış durumda. Peki haftaya Merkez Bankası'ndan ne bekliyorsunuz? Yani burada bir önceki aslında faiz indirimine baktığımızda birazcık piyasa olarak hepimiz şaşırdık. Çünkü piyasa genel olarak faizi sabit bırakmasını bekliyordu Merkez Bankası'ndan. Faiz indirdikten sonra da aslında neredeyse hiçbir şey yolunda gitmedi. Zaten baktığımızda gösterge faiz oranlarının arttığını gördük. Bu negatif. Kurun yükseldiğini gördük. Negatif. Enflasyon dizginlenemiyor. Enflasyonda artış var. Bu negatif. Yurt dışı tarafında enerji fiyatları artıyor. Bu negatif. Bu kadar negatif kalem içerisinde haftaya Merkez Bankası'ndan tekrardan bir faiz indirimi gelebilir mi? Gelirse tabii gerekçesi ne olur? O da merak konusu. Tabii aslında bir önceki faiz indirimi biraz beklentiler içerisine girmeye başlamıştı. Ne zaman? Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyon söyleminin ardından Merkez Bankası toplantısında da bir faiz indiriminin gelebileceğini konuşmaya başlamıştık. Nitekim 100 bas puanlık ilk faiz indirimin geldi. Şimdi Eylül ayında açıklanan çekirdek enflasyona bakacak olursak %16 bölgesinde açıklanan enflasyon rakamıyla beraber tekrar bir faiz indirimi için 100 bas puanlık alan mevcut eğer çekirdek enflasyon alanı baz alınırsa. Ama tabii küresel konjektüre baktığımız zaman küresel konjektürde Amerika'da da Avrupa'da da enflasyon oranları faizin oldukça üzerinde seyrediyor. Bundan dolayı belki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda da bundan sonraki süreçte yurt dışı odaklı biraz daha para politikalarına yönelik değişimler meydana gelebilir ve önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda bu kapsamda bir 50 bas puanlık faiz indirimi gerçekleşirse bu sürpriz olmayacaktır. 100 bas puana kadar da mevcut konjektür içerisinde çekirdek enflasyon baz alındığı noktada faiz indirimi için alan olduğu gözüküyor. Bunun karşılığı olarak piyasalarda reaksiyon dolar TL tarafında, euro TL tarafında yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini bize gösteriyor. Genel eğilim şu an için dolar kurlarında biraz daha aslında dolar endeksindeki değer kaybına bağlı olarak
biraz daha aslında yataylaşma söz konusu ama bu tabii iç piyasaya bakacak olursak özellikle son 1,5 ayda gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde en fazla değer kaybıyla %10'a yakın değer kaybıyla Türk lirasında olmuş durumda. Bu tabii biraz daha ilerleyen süreç içerisinde devam etme ihtimalini barındırıyor. Buna karşı biraz temkinli olmakta yarar var. Ama bunun iç piyasa tarafında da ilerleyen süreç içerisinde özellikle ihracat ağırlıklı iş gerçekleştiren firmalar üzerinde pozitif etkileri yansımaya başlayabilir. Bunun da ilerleyen dönemde belki bir pozitif algı yaratma ihtimali var ama yakın süreç içerisine baktığımız zaman iş piyasada TL tarafındaki kırılganlığın sürebileceğini söylemek mümkün ve önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda da bir faiz indirimi görürsek çok da şaşırtıcı olmayacaktır. Peki burada bir önceki aslında para politikası tutanaklarına baktığımızda özellikle burada ve sonrasında da aslında Şahap Kavcıoğlu'nun vermiş olduğu röportajda şu ifade dikkatimi çekmişti. Ben dedi Sayın Şahap Kavcıoğlu bu yıl Fed'in varlık azaltacağını düşünmüyorum dedi. Fakat dün Fed tutanaklarına baktığımızda aslında Kasım ortasında veya en geç Aralık'ta varlık alımının azaltılmaya başlanacağını aynı zamanda 2022 ortalarına kadar da bitmiş olacağı yani bitiş tarihi bile çok net bir dille ifade edildi. Peki burada bir ifade ya da hani örnek veriyorum yani faiz konusunda bir politika değişikliğine sevviyet verebilir mi? Burada çünkü Fed'in Şahap Kavcıoğlu açıkça varlık azaltmayacağını düşündüğünü ifade etmişti. O konuda şunu söylemek gerekiyor. FED tutanaklarına baktığımız zaman bir şerh unsuru olduğu gözüküyor. Ekonomik aktivitedeki toparlanma devam ederse tahvil alımlarını azaltıp 2022 ortasında bitireceğiz diyorlar ama genel itibariyle baktığımız zaman aslında Amerika'daki ekonomik toparlanma istenildiği gibi devam etmiyor. En son gelen tarım işsizden verisi işsizlik oranında düşüş olsa dahi güzel bir rakamla gelmedi. 200 binin altında geldi ve işsizlik oranında Amerika'da yaşanan düşüş de iş gücüne katılım oranındaki azalmadan kaynaklanmış durumda. Yani aslında iş arayanların sayısının azalması ülkelerde işsizlik oranını biraz daha düşürüyor. Bu genel itibariyle Amerika'da da şu anda yaşanan bir tablo. Bundan sonraki süreçte özellikle stagflasyon gibi bir durumdan sürekli konuşulmaya başlandı. Daha önceki yayınlarda da bahsetmiştik. Bu kapsamda eğer erken bir tahvil alım programında azaltılma veya faiz arttırma hamlesi gerçekleşirse gelişmekte olan, gelişmiş olan ülkelerde dün IMF'nin de yapmış olduğu açıklamada söylediği gibi bu ekonomiler üzerinde bir negatif etki yaratabilir. Bundan dolayı Amerika Merkez Bankası ilerleyen toplantılarda biraz daha piyasada sözlü yönlendirme ile beraber geçiştirme havası içerisinde olacak gibi düşünüyorum ben de. Bundan dolayı Kasım ayı toplantısı önemli olacak ama Kasım ayı toplantısında bir hamle değişikliği beklemiyorum. Özellikle İslam piyasasındaki toparlanma halen pandemi öncesine göre iyileşmiş durumda değil. İngiltere tarafına baktığımız zaman pandemi öncesine göre biraz daha istihdam tarafında toparlanma iyileşmiş durumda ama Amerika'da hala pandemi öncesine göre 4 milyon kadar bir işsizlik mevcut ve bu açık kapanmadan da Amerika Merkez Bankası eğer tahvil alım programını erken sonlandırırsa o noktada biraz daha iş gücü piyasasındaki negatif seyir devam edebilir ve bunun da ilerleyen süreç içerisinde durgunluğa doğru gittiğini görebiliriz ve enflasyonun arttığı bir ortamda da merkez bankalarının politikalarını belirlerken verdiği kararlar biraz daha zorlaşmaya başlamış durumda. Keza genel itibariyle emtia fiyatlarının artıyor olması dün Amerika enflasyon rakamında gördüğümüz gibi konut fiyatlarında ve gıda fiyatlarında yukarı yönlü hareketi devam ettiriyor. Bu kapsamda Amerika'daki enflasyon oranında bir yükseliş devam ediyor. Belki bunu frenlemek için başka para politikaları uygulamaya içine geçebilir Fed ama erken bir tahvil alım azaltımı piyasalarda negatif bir algı meydana getirecektir. Peki buradan şimdi Borsa İstanbul'a dönecek olursak, Borsa İstanbul bu arada açıldıktan hemen sonra artıya geçti. An itibariyle %0,15 kadar artı seyrediyor. Viyop bir miktar yatay negatif. Şimdi benim aslında dikkatimi çeken bir diğer unsur son zamanlarda ve özellikle dün artan işlem hacmi. Uzun bir süredir Borsa İstanbul'da düşen işlem hacimlerini konuşuyorduk sizlerle bildiğiniz gibi. Bu artan işlem hacmini nasıl okumalıyız ve Borsa İstanbul'un dünkü satışlara rağmen 3 gündür üst üste aslında 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapatma çabası bize nasıl sinyaller veriyor size göre? Genel itibariyle aslında görece ucuz kaldığımızı sürekli bahsediyoruz ve dolar kurunun yükselmesiyle beraber Borsa İstanbul daha da ucuz kalmaya devam ediyor. Hikaye bazlı bakacak olursak, hikaye tarafında sanayi sektöründe bir güçlü toparlanma söz konusu burada özellikle hem ham madde fiyatlarının artıyor olması hem demir cevheri fiyatının artıyor olması, çinko fiyatı
2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda bugün itibariyle. Bu da tabii ilerleyen süreçte biraz daha demir çelik tarafında fiyatlarda, hisse fiyatlarında yukarı yönlerde beraberinde getirebilir ve bu da BIST endeksinde toparlamayı sürdürecek bir tablo oluşturacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta açıklanacak bilanço rakamları beklendiği gibi pozitif gelirse sanayi endeksi öncülüğünde BIST 100 endeksinde de özellikle tekrar 1430 puanların üzerine geçilmeye başlanabilir. Diğer taraftan enerji fiyatlarının artıyor olması da Petkim Botaş gibi firmalarda değer kazancı meydana getirecektir. Bu da aynı şekilde bir sonraki çeyrek bilançosunda özellikle kış döneminde yine aynı şekilde sanayi endeksi öncülüğünde BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketi beraberinde getirebilecek diğer bir senaryo. Tabii bankacılık tarafına bakacak olursak dün biraz satış gördü bankacılıkta endeks. Ama genel itibariyle eğer Merkez Bankası faiz indirmeye devam ederse bu da bankacılığın ilerleyen dönemde belki de kredibilitesini arttırıp karlılığı tekrar pozitife geçirebilecek bir senaryo. Bu kapsamda garanti, yapı kredi gibi bankalarda dördüncü çeyrek itibariyle daha pozitif bir tablo oluşmaya başlayabilir. Eğer bankacılık endeksi de tekrar BIST 100 endeksi içerisinde pozitif katkı sağlamaya başlarsa BIST 100 endeksinde hareketlerin biraz daha ilerleyen dönemde 1450-1500 bandına doğru yükselme potansiyeli bulunuyor. Bu kapsamda şu an için Mart ayından bu yana devam eden yükseliş eğiliminin de geçmiş olduğu 1375 puan seviyesi önemli. 1375 puanın aşağısına geçilmediği müddetçe yukarı yönlü seyrin ilerleyen dönemde devam ettiğini görebiliriz. Peki Emre Bey, burada kurun yükseliyor olması Borsa İstanbul tarafında nasıl bir yansımaya sebebiyet verir? Yani bunu iki şekilde okuyabiliyoruz. Bazen diyoruz ki işte kur yukarı gittikçe dolar bazlı olarak ucuz olan hisse senetleri daha fazla ucuzluyor diyoruz. Ama diğer taraftan da tabii kurun her gün burada yeni rekor kırıyor olması da bir miktar daha aslında burada talebi de zayıflatıyor yerli yatırımcı tarafından. Hangi açıdan bakmalıyız size göre? Yani kurda her gün yeni rekor kırarken Borsa İstanbul ve kur korelasyonu nasıl çalışır? Tabii kurdaki yükseliş aynı zamanda ihracat gelirini de arttıran bir kalem olduğu için özellikle ihracat yapan firmalarda pozitif etkisini ilerleyen süreç içerisinde meydana getirecektir. Ama diğer taraftan kurdaki yükseliş Borsa İstanbul'da da genel itibariyle aslında şirketlerin değerlerini eriten bir durum. Enflasyon tabii ki bütün tablolarda olduğu gibi gelirlerde bir azalma meydana getiriyor ama döviz cinsi geliri olan firmalarda özellikle işte Ford Otosan, Arçelik gibi dış piyasaya satım yapan firmalarda biraz daha pozitif yansımalar meydana getirecektir. Bununla beraber de ilerleyen dönem içerisinde endekste ağırlık olarak yüksek olan ve ihracat yapan firmaların değer kazanması BIST 100 endeksinde bir toparlama yaratacak gibi gözüküyor. Ama tabii ülkelerin para birimlerinin biraz daha fiyat istikrarını sağlaması bakımından stabil olması uzun vadeli hareketlerde yatırım yapılabilirliği arttırması bakımından önemli. Bundan dolayı uzun vadeli yatırımcıdan ziyade biraz daha belki kısa vadeli yatırımcıları al sat için Borsa İstanbul daha cazip olarak cezbedebilir. Özellikle eğer Amerika Merkez Bankası erken bir hamle gerçekleştirirse o zaman gelişmekte olan ülkeler içerisinde Türkiye görece biraz daha tercih edilebilir bir borsa haline gelecek. Bununla beraber de kurdaki yükselişin kısa vadede pozitif etkilerini görebiliriz ama uzun vadede yükselişin devam etmesi durumunda tabii ki bu enflasyonun aşındırmasıyla beraber hisselerde de değer kaybını beraberinde getirecektir uzun vadede ama kısa vade için pozitif tablonun oluştuğunu söylemek mümkün. Şimdi net bir şekilde aslında içerideki hikayenin üçüncü çeyrek bilançoları olduğunu ifade ettiniz. Ama masada hala duran bir riskimiz var. O da yurt dışı riski. Son zamanlarda yaşadığımız özellikle satışların birçoğunun %90'ın üzerindeki kısmının daha doğrusu yurt dışı kaynaklı olduğunu hep izledik. Yurt dışı tarafında ara ara yaşanan bu düzeltmeler bu şekilde zikzak hareketiyle mi devam eder? Yoksa buradaki düzeltmelerin daha da sertleşmesini bekliyor musunuz peki? Çünkü oradaki risk de hala masada. Yani Borsa İstanbul yatırımcısı yurt dışında izlemeye devam etmeli mi size göre? Tabii kesinlikle yurt dışındaki riskler sürekli olarak bizim gibi kırılgan piyasalarda biraz daha sert fiyatlanabiliyor. Özellikle Asya tarafındaki konut krizi ilerleyen dönemde Evergrande'nin borçlarını ödeyememesiyle beraber hangi noktaya varacak ve ondan sonraki süreçte belki bir Asya tarafında bankacılığa sirayet edebilecek krizi beraberinde getirecek mi? Bunun izlenmesi lazım. Diğer yandan Avrupa tarafına baktığımız zaman kış aylarının gelmesiyle beraber Avrupa'da bir enerji krizi söz konusu. Özellikle yenilenebilir enerjiye yatırım yapıldı Avrupa'da fakat yenilenebilir enerji doğal sebeplerden dolayı daha az hidroelektrik enerji üretilmesinden dolayı daha az rüzgar enerji üretilmesinden dolayı tekrar fosil yakıtları olan talebi arttırdı.
Fosil yakıtları olan talebin artması da doğal gaz fiyatlarını yükseltmesinden dolayı ilerleyen süreçte Avrupa'da da sanayi üretiminde biraz daha yavaşlama meydana gelebilir ki geçtiğimiz dönemde aldığımız sanayi üretim rakamı Avrupa'da pandemi öncesinin de aşağısına gelmiş durumda. Bundan dolayı ilerleyen dönemde Avrupa kanalında da satışların geldiğini gözlemleme ihtimalimiz var. ABD tarafına baktığımız zaman ABD'de biraz daha aslında S&P piyasalarında yataylığın devam ettiğini görüyoruz. Bu Amerika Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin vereceği kararla beraber yeniden şekillenecektir. Eğer Kasım ayı toplantısında herhangi bir şekilde tahvil alım programına değişiklik yapılmazsa Amerika borsalarında tekrar yeşil bir tablo gündeme gelebilir ve bununla beraber de iç piyasada da pozitif bir hava hakim olabilir. Ama genel itibariyle yurt dışı piyasalarından bağımsız olmamamızdan dolayı hem Asya hem Avrupa hem de Amerika'daki gelişmelerin yakından takip edilmesi Borsa İstanbul yatırımcısı bakımından da oldukça önemli olacak. Peki son olarak aslında Emre Bey şunu da sormak istiyorum. Şimdi bir yabancı takas oranı sıkça bizim yatırımcılar tarafından bana da yöneltiliyor bu sorular. Şimdi benim önümdeki data 2012 yılından beri bana verileri veriyor. 2012 yılından beri önümdeki dataya baktığımda yabancı takas oranı tarihi dip seviyede. Aşağı yukarı %41,59 şu an bulunduğumuz nokta. Şimdi bununla birlikte Borsa İstanbul'un 1415 puan seviyesinde olduğunu karşılaştıracak olursak. Bir, yabancı takas oranının daha fazla düşmesini bekliyor musunuz? İki, tarihi dip seviyelerdeyken hala daha Borsa İstanbul'un 1400 puan üzerine tutunuyor olması olumlu mu? Bir de üzerine yabancı gelirse yeni rekorlar görebilir miyiz? Ama tabii yabancı gelir mi? Sorunun asıl kısmı burası. Yabancı yatırımcının gelmesi için biraz daha iç piyasada güvenin teşkil edilmesi gerekiyor. Güvenin teşkil edilmesi için de her zaman bahsedildiği gibi yapısal reformlarla beraber gelecek olan yabancı yatırımcının kendini güvende hissetmesi lazım ki gelip uzun vadeli yatırım yapsın ve Borsa İstanbul'daki hareketler de hisse senedi değerleri de tekrar yükselmeye başlasın. Ama genel itibariyle bakacak olursak dolar bazlı Borsa İstanbul oldukça dip seviyelere gelmiş durumda. Bu kapsamda yabancı ilgisi cazip kılınabilir. Ama bu tabii uzun vadeli olması biraz da yapılacak olan ileri dönük yatırımlarla beraber, biraz daha aslında yapısal reformlarla beraber şekillenebilecek bir tablonun sonucu olacaktır. Ama kısa vade içerisinde gelişmekte olan ülkelerde görece daha ucuz kalmamız ve bundan sonraki süreçte de yatırım yapılabilir hale gelmemiz ilerleyen dönemde belki yabancı ilgisini tekrar cazip hale getirebilir. Ama yakın vadede baktığımız zaman bu seviyelerde kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Eğer ekstra bir iyileşme meydana gelmeye başlarsa o noktada yabancı yatırımcıların da gelmesi Borsa İstanbul tabii daha yukarı seviyeleri taşıyacaktır ama bunun için biraz daha zamanımız var gibi gözüküyor diyebilirim. Evet, Emre Çayır'a çok teşekkür ediyorum. ALB Forex Araştırma Müdürü vermiş olduğunuz değerli bilgiler.